Tamam, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Seneye hocam başlayalım müsaitseniz. Evet hocam. Herkese iyi akşamlar. Good Hidden and evening, Nature everyone. projemiz kapsamında öğrencilerimize projemizde uyguladığımız temaların sonunda bir uzmanımızdan yararlanarak uzman görüşü günleri düzenliyoruz. Bugün de bu uzman görüşü günlerimizin üçüncüsü için buradayız. Herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Eda Acar, proje kurucularından. Herkese hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar diyorum. Ben de Semin Duban. Ben de diğer proje kurucusuyum. Tekirdağ'dan katılıyoruz. Süleymanpaşa Proje Anadolu Üniversitesi'nden çalışıyorum ben de. Eda Hocam'la beraber projemizin kuruculuğunu As you know, our project is Hidden in Nature, and we organize expert opinion days in our project. And today is the third expert opinion day with Dr. Yasin Ünal. And here is our founders, Eda teacher and Semin teacher. Yasin hocamla yaklaşık 3 sene önceye kadar TÜBİDAK 4004 doğa eğitiminde bir aradaydık. Orada tanışmıştık önce kendisiyle. TÜBİDAK 4004'e katılmıştım ben. Orada çok güzel bir ekipleri var. Her sene çok güzel projeler yapıyorlar ve orada eğitimler veriyorlar doğanın içinde. Çeşitli konularda eğitimler veriyorlar. İşte bir hafta, 2 hafta süresine göre değişiyor. Orada kamp şeklinde doğanın içinde kalarak doğayla ilgili eğitimler alıyorsunuz. Ben de o eğitimlerden birine katılmıştım ve orada tanışmıştım Yasin hocamla. Çok eğlenceli vakitler geçirdik, çok güzel eğitimler aldık, çok güzel insanlarla tanıştım. Sağ olsun bizi kırmadı. Projemizde de tam da yaşam temasıyla ilgili konularımızı işlerken kendisinden bir sunum yapmasını istedik bize. Bizi kırmadı. Çok teşekkür ederiz bugün burada bizimle beraber olduğu için. Çok teşekkür ederiz hocam, Yasin hocam destekleriniz için. We met Yasin Ünal 3 years ago in Turkish Scientific and Technical Research Institute about nature education. They have a really great team and provide very useful training. We had a great time and met very nice people. Today he accepted our invitation. We thank him very much. Şimdi sunumumuza başlayacağız. Sözü Yasin hocama devredeceğiz. Chat bölümünden Padlet linkimizi attık. Varsa oraya sormak istediğiniz sorular yazabilirsiniz. Paylaşmak istedikleriniz, görüşleriniz, önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Herkese iyi seyirler. Ve sözü Yasin hocama bırakıyorum. We shared our Padlet link, you can see, and send your questions about the presentation. And now, your turn, Yasin Ünal. Evet, merhabalar. Öncelikle Eda Hocam, Semin Hocam, sunumlarınız için teşekkür ederim. Ve Eda Hocam, davetiniz için teşekkür ederim. Hi everyone, and I want to thank you, Eda and Semin teacher, first of all. Yasin hocam sesiniz biraz az geliyor ama bana mı az geliyor acaba? Şöyle iyidir herhalde. İsmim Yasin Ünal. Ben Isparta Uygulamalı Bilim Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi Yönetim Bölümünde öğretim üyesiyim. Ve yaban hayatı konusunda çalışmalar yürütmekteyim. I am Yasin Ünal and I am a lecturer at Isparta Applied Sciences University Forest Faculty, Department of Wildlife Ecology and Management. I study, I work on environment and nature. Çalışmalarımız içerisinde yaban hayatı gözlemciliği yapıyorum. Yine yaban hayatı envanter çalışmaları yürütüyorum.
I'm a wildlife observer and wildlife photographer. Evet. Burada yine Eda hocamın dediği gibi doğa eğitim çalışmalarımız ulusal bazda 2007 yılından beri büyük ilgi görmekte ve bugüne kadar 2000'e yakın Türkiye'den öğretmenlerimizi davet ettik ve doğa eğitim sertifikası verdik. We invited our teachers about 2000 and we gave them some certificates about these nature projects. Here we are in the press part and we organize nature education activities for adults and students, teachers, supported by TÜBİTAK. It is Turkish Scientific and Technical Research Institute. Okay. And here is evet. Our nature and wildlife research for what? Evet, niçin doğa eğitimleri ve yaban hayatı çalışıyoruz? Bunun sebebi nedir? Ben öncelikle sizlerle bir tane video paylaşmak istiyorum. Bu video insanoğlunun bitkilerle israfı, tüketim çılgınlığı ve çevre kirliliği olan katkısını göstermekte. First of all, I want to show a video about waste, consumption madness, and environmental pollution. Thank you.
Evet, tabii ki dünyamızın bu hale gelmesini istemiyoruz. Ve bunun için de hem ülke bazında doğa eğitimleri ve yaban hayatı çalışmalar yürütüyoruz. We don't want our world to turn like this, a bad place to live. So we work on some projects to protect our nature and world. Çünkü, as you see, we have to protect our world and nature. Dünyamız. Çünkü dünyamız gerçekten korunmaya ve ilgiye hak ediyor. Ve bunu yapacak olanlar da bizleriz. Örneğin yaşadığımız ülke olan Türkiye merkezinde bulunmakta ve coğrafik olarak, habitat özellikleri olarak, biyoçeşitlilik özellikleri olarak da dünyanın ve yaşadığımız kıtanın, Avrupa'nın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Vermek istiyorum bu konuda. Dünyada 4500 adet memeli tür bulunmakta. Avrupa'da 200 adet memeli tür bulunmakta. Türkiye'de ise 150 adet. Yani Avrupa'nın %75'i bir memeli hayvan şekilde bütün bir Avrupa kıtasında 500 tane kuş türü bulunurken ülkemizde 485 adet kuş türü bulunmakta. Our world is deserved to be protected. As you see, Turkey is a very important place. It's a bridge between the continents of Asia, Europe and Africa. And it is the richest country in Europe with its geographical structure, location and habitat features, plant and wildlife diversity. As you see in the here, it's important place because there are approximately 4,500 mammal species on Earth, and about 200 of them can be seen in Europe, while Turkey alone hosts approximately 150 mammal species. And here we see 500 bird species can be found in Europe, and 485 of them are in Turkey. Ülkemiz bu kadar çeşitlilik içerisinde gerçekten korunmaya ve doğasının insanlar tarafından tanınmasını hak eden bir ülke. Bununla alakalı sizinle bir video paylaşmak istiyorum. Bu video Türkiye'deki kuşçular tarafından çekilen kuş türlerinin bütün Türkiye'deki dağılımlarını bir şarkı ile bize açıklıyor. Burada lütfen şuna dikkat edin. Kuş türlerinin şarkıya nasıl uyum sağladığını göreceksiniz. Okay, we have been given the task of protection and development of nature and wildlife because our country has lots of features of nature and animals. This video was created by compiling photos taken by bird observers in Turkey. Please pay attention to the harmony of birds in the video with the song draw, please.
yaşar koynunda. Aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna, kurduna, yunusuna imrah. Bütün alem feda benim yurduma. Kuzusuna, kurduna, yunusuna. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına. Sen dost arardan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Memleketlerimiz ve dünyamız gerçekten bir başka. Eminim bütün ülkelerde şu andaki bütün katılımcı, farklı ülkelerden katılımcılarımız var. Hepsinin kendi ülkelerinde kendine has farklı renklerde kuşları ve canlıları vardır. Hepimiz kendi ülkemizdeki kendi doğamızı korumakla yükümlüyüz. I'm sure that there are participants here from different countries, and I am sure that in your country you have different species of nature. So we all have to protect our nature. Bunun için ben bir bilim adamıyım. Yaban hayatı konusunda çalışıyorum. Şuna inanıyorum. İnsanlar doğayı bozan insanlardır ama küçük dokunuşlar doğamızı tekrar geri getirebilir. Çünkü gerçekten doğa canlıdır, aktiftir ve dinamiktir. Evet. I'm a scientist and working on wildlife. We as a human destroy our nature, but we can do something with little touches to protect our nature. Bununla alakalı Yellowstone Milli Parkı'nda yapılmış bir araştırma kurtları sahaya getirilerek
nasıl değişim sağladığını size bir video ile anlatmak istiyorum. There is a research about this and how did walls change rivers, and I want to explain this with a video. Exciting scientific findings of the past half century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened at Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, despite efforts by humans to control them. They'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately, those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley side quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves built coyotes. And as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion. The channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Evet, küçük bir dokunuş, doğaya olan etkisini, olumlu etkisini izlediniz.
Şimdi kısa bilgilerle devam edelim. Let's go with the short definitions. Yaban hayatı nedir? Buna gelelim. Kısaca, tabiatta serbest olarak yaşayan, evcil olmayan, insan müdahalesinden tamamen veya kısmen uzak yaşayan bütün canlılar yaban hayvanı olarak adlandırılır. Here you see the description of wildlife. Wildlife is all animals that live freely in nature, are not domesticated, and live completely or partially away from humanity. Yaban hayvanlarının yaşadığı ortama biz habitat, yani yaşam ortamı diyoruz. Yaban hayvanlarının içinde bulunduğu, barındığı, geliştiği, çoğaldığı, varlığını ve beslendiği ortamdır. Buna yaşam ortamı ve habitat denir. Here is the description of habitat. It's the environment in which a species lives, shelters, develops, reproduces, and continues its existence and generation. This can also be called the living environment. Tür ise yaban hayatı içerisinde belli bir yer işgal eden, temel karakterleri olan morfolojileri gibi birbirine benzeyen ve birleştiklerinde verimli bir nesil meydana getiren fertler topluluğunda biz yaban hayatında tür diyoruz. As you see here, species, a group of individuals that occupy a certain place in nature and they resemble each other in their basic characters and form fertile offspring when combined. Evet. Şimdi türlere bazı örnekler göstermek istiyorum size. Örneğin porsuk, badger, İngilizcesi badger, melez, melez, Türkiye'de bulunan bir türdür. Here are the examples of some species. Here is the badger. Diğer bir türümüz ayı, brown bear, Türkiye'deki ismi. Ursus arctos, ülkemizde yaygın şekilde bulunan bir türümüz. Here is the other species. As you see in the picture, it's a bear and it is common in Turkey, in our country. Tilki, red fox, kızıl tilki de adlandırılıyor. Yine ülkemizde yaygın bulunan bir memeli yaban hayvanı türümüz. Yes, you see a fox in the picture and it is also common in our country. Yine otçul türlerden yani herbivor türlerden bir tanesi geyik. Yine Türkiye'de yayılış gösteren önemli türlerimizden bir tanesi. Deer is one of the most common animals in Turkey also. Yaptığımız çalışmalarda fotoğraf çekimlerinde bazen günlerce, haftalarca beklemek zorunda kalabiliyoruz ve tek amacımız doğru anı yakalamak. Yani fotoğrafta gerçekten dikkat çekici anı yakalamak ve bu fotoğraflardaki yaban hayvanının durumlarını hayal edebilirsiniz. Şimdi ben sizle bunu paylaşmak istiyorum. For taking photos, we wait for days and weeks to take the right moment. Click cameras at the right moment. So I want to share these photos. Pardon, I am sorry. Thank you.
Yarının bize ne getireceğini bilmiyoruz. Bu yüzden bugünümüzü neşeyle, sevgiyle ve mutlulukla geçirmeli ve anı yaşamalıyız. Evet. Yaban hayvanlarının tabii tanımaya başladıkça onların ne kadar güzel ve farklı özelliklere sahip olduğunu anlayabiliyoruz. When you get to know wild animals, you understand that they have different and special abilities. Onların aslında bizim onları gördüğümüzden çok daha akıllı, çok daha sevgi dolu ve ilgi hak eden canlılar olduğunu anlıyoruz. We understand that they are more clever and loving and they deserve to be loved. Bununla alakalı sizle ben iki tane örnek paylaşmak istiyorum. Bir tanesinde karga, bir tanesinde de bir yalı çapkını var. Bakalım ne yapıyorlar. I want to show a video about this, and one of them is about a crow, and the other one is about kingfisher. Crows have become highly skilled at making a living in these new urban environments. In this Japanese city, they have devised a way of eating a food that normally they can't manage. Dropping a nut from a great height onto a hard road does sometimes crack it, but some nuts are particularly tough. So the crows have devised a better way. Drop it among the traffic. Now is collecting the bits without getting run over. So some birds have refined their technique. They station themselves beside pedestrian crossings. For the lights to stop the traffic. Then collect your cracked nut in safety. Evet, bu videoda karganın beslenebilmek için yeşil ışığı ve kırmızı ışığı beklemenin önemli olduğunu ve ancak bu şekilde beslenebildiğini gördük. Kargaların bir özelliği şudur, saksan türleri de aynı şekilde, pika saksan türleri, 3'e kadar saymayı öğrenebildikleri bilinmektedir. As you see in the video, the crows drop the nut to be cracked, and then wait for the lights to stop, and then get its food. And one of the crows can count from 0 to 3. Şimdiki videoda da ise bir yalı çapkınının çırağına balık tutmayı öğrettiğini göreceksiniz. Now you will see a kingfisher
will teach how to catch fish. Alongside the rivers and streams of the Barrage Valley, there lives a real jewel, the kingfisher. When it hangs in the air, it looks like a hummingbird. Its food is small fish, which it hunts with great skill. No matter how good a fisherman it is, one day the kingfisher may drop the catch. Just like human anglers, the kingfishers know the good fishing spots and will fight to fish. The spiny stickleback against a branch, the kingfisher knocks it out and then strips off the spikes. This little bird can catch and eat 10 small fish in a day. Evet. Evet, usta Lalı Çapkını'nın acemi olana yapamadığı için kızması ve ona uygulamalı balık tutma eğitimi vermesini görmüş olduk. Okay, we saw the training of kingfisher to teach the other fish to get some fish from the river. Evet, biz anlıyoruz ki doğanın farkındası doğaya farkındalık farkında olmalıyız doğanın farkında olmalıyız ve farkında olurken de doğamızın sahip olduğu kirlilikleri bizler eğitimciler ve doğa severler görmeli ve bunları yine ulaşabildiğimiz kadar fazla insana ulaşabilmeliyiz. Evet. As we trainers and nature lovers, we should see the pollution the human made, and we should be aware of the nature and do something to protect it, and reach a lot of people to make them aware, more aware. Şu andaki videoyu ben aslında bütün eğitimlerimde kullanıyorum ama inanın kullanmaktan çok anlamadığım bir video. Kirliliklerin, yaban hayvanlarının sahip olduğu kısıtlayıcı, yani ölüm, mortalite faktörlerini anlatıyor. Fakat bunun tek kaynağı insandır ve insan kaynaklı kirleticileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Now I want to share the video about how people pollute the environment and make animal die because their pollution.
Dünyadaki su kuşlarının %92.5'i plastik yediği için ölmekte. Ve plastikler 400 yıldan 1000 yıla kadar maalesef bozulmamakta ve doğaya büyük zararlar vermektedir. Örneğin gazete 4-6 hafta bir böyle at verdiğimiz, hani yapıyoruz ya böyle at veriyoruz şeye, doğaya. Bir sigara izmariti, sigara 1 ile 5 yıl. Plastik, bu marketler aldığımız plastik poşetler 20 yıla kadar. Plastik şişeler, bütün doğamız, denizlerimiz, her yer plastik şişelerle dolu. Su içip attığımız şişelerle dolu. 450 yıl gitmiyorlar doğadan. Bir kola kutusu, bakın alüminyum kola kutusu 200 yıla kadar doğadan gitmiyor. Doğadaki insan kaynaklı havaya, suya karışan bütün kirleticiler yaban hayvanlar için ölüm demek ve doğal zenginliklerimizin de azalması ve dünyamızın bu oranda da kirletilmesi anlamına geldiğini herhalde görmüş olduk. We saw that all the rubbish we throw to the nature, air, sea is meant to dead wild animals. Aslında şunu çok iyi bilmemiz lazım. Yaban hayvanları insanlardan beklediği bir şey var. Tek bir şey var. O da sevgi. Çünkü bilinen bir gerçek, bütün alemde yaratılmış en mükemmel canlı insan. Ve yaban hayvanlarında insanlara olan hayranlığı bilinmekte ve bu nedenle her birinde insandan bir tane özellik olduğu bilinmekte. Actually, we must all know that wild animals need just love from human, so we show them love. Ve şunu biliyoruz, yaban hayvanları insanlara güvenmek ve onların sevgisini hissetmek istiyorlar. Bu videomuzda İnsan yaban hayvanı sevgisi üzerine kısa bir çalışma. And we will watch a video about animal and human love because they need to be loved and respected. Thank you.
Evet, yaban hayvanları kendilerine olan güveni ve sevgiyi insanlardan çok daha fazla algılayabildikleri, onların koku alma, görme duyularının insanlardan çok daha iyi olduğu bilinmekte. Bu yüzden kendinden korkanı, kendine zarar vermek isteyeni ya da kendine gerçekten güven ve sevgi sağlayan canlı insanları çok iyi bilir. Ve insanlar ona bir gidiyorsa onlar çok daha yakın bir şekilde yaklaşırlar. The ability of wild animals, the ability of smelling, seeing is more development than human, as you know. And they know who loves him and who is afraid of them much better than us. Türkiye'de benim esas çalışma konum yaban hayatında memeli canlılar. Türkiye'de toplamda 150 adet memeli yaban hayvanı yayılış göstermekte. I work on mammal animals and there are 150 types of mammal animals in Turkey. Şimdi ben bu türlerden vaktimizi çok fazla kullanmadan birkaç tane size tanıtmak istiyorum. I want to introduce some of them, some of mammal animals to you. Ülkemizde 3 adet geyik türü yayılış göstermekte. Bunlar kızıl geyik, ala geyik ve karaca. Kızıl geyik red deer, fallow deer ve roe deer. There are 3 types of deers in our country, Turkey, and they are red deer, fallow deer and roe deer. Bu gördüğünüz canlı kızıl geyik yani red deer geyiklerin en büyük olan ferdi. Eylül ile Ocak arasında çiftleşme vardır. Herbivor yani otçul bir canlıdır. Erkeklerinde boynuz var, dişilerinde ise boynuz bulunmaz. Her yıl erkekler boynuzunu atar ve bir sonraki yıl tekrar daha büyük bir boynuz meydana gelir. You see a red deer in the picture and information about them. It is the largest deer species in Turkey and mating time is September and January. And male ones have horns, females don't have horns, and males drop their horns in March. Evet. Diğer bir geyik türümüz. Ala geyik, diğer bir geyik türümüz ala geyik, yani fallow deer. Ülkemiz açısından çok önemli bir tür çünkü nesli tehlike altında. Dünyada yaklaşık 500 bin adet bulunmasına rağmen ülkemizde sadece 500 adet bulunmakta. Tehlike altında olan bir tür, herbivor yani otçul bir tür. Mart ayında da yine kızıl geyik gibi boynuzlarını atarlar, düşürürler.
Here you see fallow deer, and it is one of the most important species of Turkey, and it is one of the endangered animals because there are just 500 fallow deers in Turkey. As we said before, it drops its horn in March. Evet. Keçigiller familyası, yani Bovidae familyasına geçelim. Ülkemizde 5 adet Hocam sesinizi alamadım ama ben. Ha, pardon. Takıldı gibi oldu internet. Ha, şimdi keçigiller familyasına gelelim. Yani Bovidae familyası. Ülkemizde 5 adet keçi türü bulunmakta. Bunlardan en yaygın olanı şu anda gördüğümüz yaban keçisi Wild Cat. Yani Capraia Gabrus. We have 5 types of goat in our Turkey, and you see in the picture, wild goat is the most common in Turkey. Şöyle videosunu göstereyim. Kayalık sarp habitatlarda bulunan yaban keçi türünü görmektesiniz. You see Türkiye'de Evet hocam. Yani Türkiye'de 100 bin adet yaban keçi bulun. Evet lütfen. You see in this video wild goat, and it spreads in mountainous rocky habitats. Ceylan türünün, yani gazella türünün bir geyik olduğunu bilinir. Aslında Bovidae familyasına mensup bir türdür. Türkiye'de yine nesli tehlike altında olan bir keçi türümüzdür. Here you see a gazelle in the picture, and it is the smallest species of the Bovidae family. It spreads in the southeastern Anatolia region in Turkey, and it is one of the endangered animals of Turkey. Evet. Yaban tavşanı, European rabbit, Lepus europus Latince ismi. Ülkemizde çok yaygın bulunan ve bir o kadar narin, otçul bir türümüzdür. Here we see a wild rabbit, and it is one of the most common creature in our country. It is herbivorous creature, and it is the food source of all predators. Evet. Yine hepimiz biliriz, kurt ya da bozkurt, köpekgiller, yani Canidae familyasına mensup bir türdür. Hemen şuradan. Evet. Canis lupus, grey wolf şeklinde adlandırılır İngilizce'de. Etçil türlerdir. Yine Türkiye'nin bütün bölgelerinde yayılış gösteren çok önemli bir türümüzdür. Here we see a wolf, and it is carnivorous. The leader of the herd is alpha female, and it wanders alone in summer and in groups in winter. Kurtlar yazın tek gezer. Bir söz vardır, kurtlar tek gezer diye.
ama kışın toplu halde gezer ve avlanırlar. Bu yüzden yazın tehlikesiz ama kışın ise doğada nispeten daha tehlikeli olabiliyorlar. Wolves wanders alone in summer and in groups in winter, so they can be very dangerous, especially in winter. Evet. Yine Türkiye'de toplamda 5 adet kedi türü bulunmakta. Felidae familyasına mensup Felis cinsinden kedi bulunmakta. Bunlar yaban kedisi, Felis silvestris, wild cat, ya da ikincisi jungle cat, Felis chaos, bir diğeri Vaşak, Lynx, yine Lynx İngilizcesi. Bir diğeri Karakulak, Karakal, Karakal ve en sonda ülkemizde varlığı kesinleşti. Pandere, Pardus yani leopar, Türkçesi de Pars türleridir. There are five types of cats in our country, and these are wild cat, reed cat, lynx, caracal and pardus and chaos. Okay, thank you. Evet. Şimdi bunlardan ben size bir tane örnek olarak anlatayım. Leopar türü Türkiye'deki kedilerin en büyük olanıdır. Ve Toros Dağları'nda yayılış gösterdiği bilinmektedir. Milattan önce 9000 yıl öncesine dayanan bir türdür ve bizim Osmanlı kültüründe ya da Anadolu coğrafyasında yaşamış olan bütün medeniyetlerde tarihi kültürel değere sahiptir. Örneğin isim Aybars ya da Baybar şeklinde soylulara kraliçeye verilen isimdir ya da paraya figür olmuştur. You see a pardus in the picture, and here is information. It is the biggest cat species in Turkey, and it is under the threat of extinction. And also, it lives in the mountain Toros of Turkey, and they are important because sometimes they are the symbol of history in our country. Evet. Neslinin 1970 yılında yok olduğu düşünülüyordu Türkiye'de 70'li yıllarda. Fakat yaşamayı başarmış, bu harika bir haber ve tekrar 2021 yılında tekrar tespit edildi. Ve bu konuda da yine benim çalışmalarım bulunmakta. We thought that these they are extincted, but in 2020 and 21, we made it clear that they survived and live in the mountains. And I have some works about pardus. Evet. Benim sunumum bu kadar. Ben ilgiyle izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Thanks for listening me and our presentation is here and if you have any questions you can ask. Soru alabiliriz hocam. Tabii ki lütfen. Eda hocam. Yasin hocam çok teşekkür ederiz. Çok faydalı bir ilginç bir sunumdu bence. Videolar çok ilgi çekiciydi. Katılımcılar da öyle düşünüyordur sanırım. Onların da söylemek istedikleri belki birkaç şey olabilir. Seniha hocam. Efendim hocam. Şöyle diyelim. Şu an soru sormak isteyen varsa el kaldırsın. Ya da Padlet'e soru yazmış olanlardan oradaki sorusunu şimdi sormak isteyen varsa yine el kalırsın. Okay, Yasin hocam tekrar teşekkür ederiz bu güzel sunumumuz için. Ben teşekkür ederim.
If you have any questions, you can ask us, ask Yasin Ünal, yes. And the ones who wrote Padlet, you can also read your questions here.